Burada hiçbir şey yok ki ya. Nihayet. Güzel. Hemşire. Kaçtı numarası ya? 328 94. Oldu bu iş valla. Her şey tamam, merak etme. Ama sen de şu parayı ver artık. Yoksa yapmam. Bebek ölü doğdu diyeceksin, unutma. Valla bu var ya, bu keçi gibidir keçi. Senin peşini bırakmaz. Olup biteni öğrenene kadar kelle gibi yapışır insana. Ben her şeyi halledeceğim. Sen kafanı takma. Ver ver. Kim arıyor şimdi yine ya? Aa, Keriman. Bunca zamandan sonra. Efendim Keriman? Ne yapıyorsun bakayım sen? Hı? Ne işler yapıyorsun? Ha ne yapayım valla? Elime tutuşturduğun 3 kuruşluk parayla ortadan kaybol dedin ya. Ben de memleketime geldim canım. Allah Allah. Sanki parayı ben veriyorum. Şu Aliye'nin pintiliğinden işte. Bana bak, sana işim düştü. Bu işte yardım edersen hepimiz kurtuluruz. Ne işi? Hicran seni arayacak. Ne? Yeni numaramı mı bulmuş? Kızım, bu numaradan arayacak seni. Eski numaran zannedecek, bu numaradan arayacak. Anladın mı? Ha? Bastı mı kafan şimdi? Nasıl yani? Ne oluyor yine Keriman? 2 dakika sus da o kulaklarını 4 aç, beni iyice dinle. İyi, hadi anlat bakalım. Gidemezsin Leyla. Gidemezsin çünkü buraya aitsin. Başka bir yerde yapamazsın. Herkes gibi senin de burada vazgeçemeyeceğin şeyler vardır. Nasıl yani? Vazgeçemeyeceğim ne var ki? Yani muhakkak vardır. Dükkanın, arkadaşların. Hani bunu söylemek bana düşmez ama. Gitme. Artık çok geç. İnsan istedikten sonra hiçbir şey için geç değildir. Ben her şeyi ayarladım. Yani dükkanın devri, pasaportum, param, gideceğim yer. Her şeyim hazır. Yani, yapacak bir şey yok. Neler hallettin ki bunların hepsini? Dedim ya, her zaman hazırlıklıydım. Evraklar desen evde, dosyada duruyor. Yani benim için en iyi seçenek bu. Eve girmek şart oldu. Bana biraz müsaade eder misin? Bir işim vardı da benim. Kahvaltı yapacaktık, daha yeni geldin. Kusura bakma. Önemli bir mevzu, şimdi hatırladım. Tamam. İki tane patik almış eline. Diyor ki biri benim çocukluğumun patiği. Biri de Hicran ablanın çocuğunun patiği. Bak ya. Ama çok enteresan, ikisi de aynı. Evet. Ben bunları hiç dünyanın ayırmayacağım artık. Daha ne kız ya valla? Yok artık. Böyle tesadüf olmaz ki. Hicran gerçeği bilmiyorsa patiği nasıl denk getirdi? İyi olmalı. Ne yapmaya çalışıyor bu? Patiği meleğe vererek bizi tehdit mi ediyor yoksa? Bu gizem bir an önce çözülmedikçe delireceğim. Bak, dediklerimi anladın mı? Bu dediklerimi yaparsan kurtulacağız. Anladın değil mi Yice? Ha? Anladın mı? Kim neden kurtarıyor seni Keriman? Hı? Ne saklıyorsun benden? Gidemezsin Leyla.
Gidemezsin çünkü buraya aitsin. Başka bir yerde yapamazsın. Herkes gibi senin de burada vazgeçemeyeceğin şeyler var. Benim ait olduğum yer babamdan neresi uzaksa orası. Cehennem bile olsa. Leyla. Necat çok şükür geldin. Sen ne oldu? Ölmüşsün. Anca dönebildim. Ne oldu? Her şey çok kötü. Sen her şey çok kötü. Bir tanem sakin ol. Geçti tamam. Bana anlat ne olduğunu. Babam. Babam yerimi buldu. Artık hiç güvende değilim. Ya benim ne kaçacak bir yerim ne de umudum kaldı Hicran. Tamam. Tamam bir tanem geçti. Ben yanındayım senin. Peki. Ne yapacaksın? Yurt dışına kaçacağım. Belki de ben abartıyorum. Belki de Hicran doğru söylüyor.